Merhaba sevgili koçlar. Bu hafta özellikle sizin için önemli bir hafta olacak. Hafta sonunda sizin burcunuzda yılın önemli tutulmalarından birini yaşayacağız. Koç burcunda ay tutulması meydana gelecek. Tutulma öncesinde haftanın genel seyrine bir göz atalım. Hafta başında ay kova burcunda ilerleyecek. Kova burcundaki ay sizi destekleyen pozisyonda olacak. Özellikle pazar, pazartesi günleri sosyal hayatınız biraz daha hareketli olabilir. Daha fazla gruplar içerisinde, arkadaş ortamları içerisine katılabilirsiniz. Yeni tanışmalar olabilir. İkili ilişkilerinizde de güzel, keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Venüs yay burcunda ilerliyor. Venüs'ün yay burcundaki pozisyonu özellikle işlerinizde, medya, yayıncılık veya yurt dışı ile ilgili işlerinizde de güzel fırsatlar karşınıza çıkarabilir. Bu arada çok daha fazla seyahat yapma imkanı bulabilirsiniz bu hafta içerisinde sevgili koçlar. Hafta başında ay kova burcunda özellikle pazartesi günü de güneşle olumlu açılar yaptığı için hayatımızdaki otorite figürleri ve karşı cinste de ilişkilerimiz daha olumlu gelişecek gibi görünüyor. Zihinsel olarak da çok daha aktif olacağız. Birçok yeni fikir ve proje üretebileceğimiz bir süreçte olacağız. Hafta ortasında Salı gününden itibaren ay artık Balık burcunda ilerlemeye başlayacak. Balık burcundaki ay biraz daha içe dönük olmamıza neden olabilir. Daha duygusal olabiliriz. Biraz kabuğumuza çekilmek isteyebiliriz Salı gününden itibaren. Duygusal enerjimiz yükselebilir. Özellikle Salı günü sabah saatlerinde Ay-Neptün kavuşumu sezgilerimizi, empati yeteneğimizi çok güçlendirebilir. Biraz içe dönüp bilinçaltımızı inceleyip ne istiyoruz, ne istemiyoruz, hayatımızdaki konular hakkında biraz daha derin düşünceler içerisinde olabiliriz. Ancak öğle saatlerinde özellikle Ay-Venüs karesi sosyal ilişkilerde bazı yanılgılar ve karışıklıklar yaratabilir. Bayanlarla olan ilişkilere o gün biraz daha dikkat etmek ya da toleranslı davranmak gerekiyor. Annemizle olan ilişkiler de biraz öne çıkabilir. Annemizin bizden olan beklentileri biraz artabilir. Ona karşı biraz daha ilgili olmamız gereken bir gün. 15 Ekim'de sizin gezegeniniz Mars burç değiştirecek. Bir süredir Aslan burcundaydı. Son derece enerjisi güçlüydü ve sizi de destekleyen bir pozisyondaydı. 15 Ekim'den itibaren Mars Başak burcuna geçecek ve 8 Aralık'a kadar Başak burcunda ilerleyecek. Mars Başak burcunda sizi nasıl etkileyebilir? 6. evinizde seyredecek bu süreç içerisinde. Bu da günlük hayatınızı, iş hayatınızı biraz etkileyebilir. Özellikle hizmet ettiğiniz konularda, görev ve sorumluluklarınızda biraz daha titiz ve detaycı hareket edebilirsiniz. Daha fazla çalışmanız gerekebilir iş ortamında veya evinizde, yaşadığınız yerde daha fazla düzenleme, temizlik yapmanız gerekebilir. Bu alanlarda sorumluluklarınız biraz daha artabilir. Bunun yanı sıra sağlıkla ilgili konularda da biraz dikkat çekiyor Mars. Sağlığınıza biraz daha dikkat etmeniz gereken bir dönemde olabilirsiniz. Soğuk algınlıklarına ve ateşli hastalıklara biraz daha yatkın olabilirsiniz. Sindirim sisteminiz daha zayıf olabilir. Bunun yanı sıra küçük kazalar, ev içerisinde yaşayabileceğiniz sakarlıklar da biraz daha yoğun olabilir Mars Başak burcundayken. Ancak günlük işlerinizde çok daha enerjik olacaksınız bu süreç içerisinde. Hafta ortasında çarşamba günü Balık burcundaki ayın seyri sürüyor. Özellikle sabah saatlerinde ay Jüpiter'le olumlu açı içerisinde olacak. Bu da oldukça iyimser ve pozitif enerjiler verebilir bize. Gün içerisinde ay biraz boşlukta olacağı için öğleden sonraki saatlerde işlerimiz yavaş ilerleyebilir ve enerjimiz düşebilir. Ay Balık burcundayken zaten daha çok yalnız kalmak ve dinlenme isteğimiz artabilir. O günü eğer çok önemli işlerimiz yoksa dinlenebilecek zaman ayırmamız kendimize daha olumlu olacaktır. Ya da günlük rutin işlerimizle ilgilenebilir, kendimizi biraz akışa bırakabiliriz. Hafta sonunda artık Perşembe gününden itibaren ay Koç burcuna geçecek. Ayın ışığı büyüyor, dolunay fazında olacak. Bu durum enerjimizi çok yükseltebilir. Motivasyonumuz artabilir. Çok daha hevesli, girişken, canlı hissedebiliriz kendimizi. Cesaretimiz artabilir.
Tabii bu olumlu olmakla beraber hayatımıza bazı riskler de getiriyor. Özellikle sevgili koçlar, siz biraz düşünmeden de hareket edebilen bir burç olduğunuz için lütfen tepkilerinizi, anlık duygusal iniş çıkışlarınızı kontrol etmeniz gerekecek. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Daha kontrollü olmanız gerekiyor. Ay Koç burcundayken Perşembe günü özellikle Uranüs'te kavuşum yapacağı için birazcık huzursuzluk ve gerginlik artabilir. Ancak Venüs'te açılar gayet olumlu. Venüs ay üçgen açısı özellikle özel hayatınızda sürpriz gelişmeler, sizi keyiflendirecek heyecanlı gelişmeler yaratabilir. Bunun yanı sıra iş hayatınızda da yeni fırsatlar, seyahat imkanları oluşabilir. Özellikle yurt dışıyla ilgili işleriniz varsa o alanda daha keyifli gelişmeler olabilir. Hukuksal konularda da gelişmeler bekleyebilirsiniz. Cuma günü yine ayın ışığı enerjisi artıyor. Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Hafta sonuna geldiğimizde 19 Ekim'de Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece 2:39'da 25 derece Koç burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. Sevgili koçlar, kuşkusuz sizin için yılın en önemli dönemlerinden biri. Tutulmaların enerjisi çok güçlüdür ve hayatımıza mutlaka değişik değişimler, dönüşümler getirebilirler. Bazı kapılar kapanabilir, bazıları açılabilir. Dolayısıyla özellikle kişisel haritanız etki alıyorsa, yani 25 dereceye yakın gezegen yerleşimleriniz varsa veya 29 Mart 2 Nisan arasında doğduysanız bu yıl sizin için gerçekten çok önemli olabilir. Kişisel gelişiminizde, dünyaya bakışınızda farklılık olabilir. Bunun yanı sıra hem iş ve kariyerinizde, toplum önündeki kimliğinizde veya yakın ilişkilerinizde, aile ilişkilerinizde önemli değişimler yaşayabilirsiniz. Bunlar sonuçlanma şeklinde de olabilir. Bir süredir belirsiz olan bazı işler bu tutulmanın etkisiyle hızla sonuçlanabilir. Genel olarak baktığımızda Venüs'ün olumlu pozisyonu özellikle sosyal hayatta, ilişkilerde ve geleceğe dönük yatırımlarınızda sizi olumlu etkileyecek gelişmeler olduğunu gösteriyor. Bazı gelişmeler sizi gerçekten şaşırtabilir, sürpriz olabilir ve çok hızlı olabilir. Olabilecek olayların hızına yetişmekte zorlanabilirsiniz. Bu da duygusal olarak sizi biraz zorlayabilir. Daha sakin kalmaya çalışın. Karşılaştığınız kavramları olgunlukla karşılamaya çalışın ve her şeyin sizin hayrınıza olduğunun bilincine varın. Evet sevgili koçlar, bu hafta tutulmayla sona erecek. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.